Türkiye'de bu sorular sorulur mu Cumhurbaşkanı'na bilmiyorum ama en azından orada sorulabiliyor. Önümüzdeki günlerde Suriye Başkanı'yla, Esad'la, devlet başkanıyla Türkiye masaya oturacak. Bunun sinyalini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Vakti saati geldiğinde Suriye ile de görüşme yoluna gidebiliriz dedi. Vakti saati ne zamandır? Zannedersem herhalde birkaç ay içerisinde, biraz daha bekleyecek. Yani şöyle bir yılbaşından sonra, yani seçime 3-4 ay kala bir Suriye Türkiye görüşmesi, bir Erdoğan-Esad görüşmesi olacaktır diye ben tahmin ediyorum. Rusya da bunun için gayret sarf ediyor diye düşünüyorum. Çünkü o vakti saati belirleyecek olan da Erdoğan. Ama ne zaman olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Cümlenin içerisinde görüşmeden de bahsediliyor. Görüşme yoluna gidebiliriz'in anlamı görüşeceğiz demektir. Orada kendine payı da çıkartıyor Erdoğan. Aslında haksız da değil. Cümle ilginç. Bunu her lider de kullanmaz. Aslında kendisini özetlemiş oluyor. Ben dedi Erdoğan, alışılmış siyasetçi değilim. Gerçekten alışılmış bir siyasetçi değil. Pragmatik bir liderden bahsediyoruz. Yani ne demek? Günün koşullarına göre siyasi hamlelerini yapan, siyasi hamleleri değişkenliğe uğratabilen, yani bu dündür, bugün bugündür. Dündür, bugün bugündür siyasi mantığını sürdüren bir liderden bahsediyoruz. Bu söz rahmetli Demirel'e aitti. Aslında bunu bugünün siyasetinde Erdoğan çok iyi uyguluyor. Alışılmış siyasetçi değilim derken bunu kastediyor. Yani o dünde kaldı arkadaş. Ben bugün önüme bakarım. Ha, dün ben kavga etmiş olabilirim ama bugün ben barışabilirim de. İyi de arkadaş, orada boşuna mı biz şehit verdik ya? He? Orada boşuna mı insanlar gözyaşı döküldü? Orada boşuna mı siz böyle savaşa gidiyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, giriyoruz, ediyoruz diye o koridorlar boşuna mı açıldı? Söyler misiniz? Bu politikaları neden böyle geçmişte daha böyle diyalog halinde, tamam katliamcı bir Esad'dan bahsediyoruz. Ona itirazım yok ama en azından bizim ülkemizin daha sağlıklı, bizim ülkemizin daha huzurlu olabilmesi için neden masadan kalkıyoruz veya masayı hiç kurmadan, ya arkadaş ben masadan önce haytut yapayım da ondan sonra yolumuza devam ederiz, günün birinde tekrar barışırız diyoruz. İşte ben bu politikaları anlayamıyorum. Neden yapılıyor bunlar? Yani neden insanlar kavga ediyor? Siyasetçiler de aynı şekilde. Yani bir masada konuşmak varken, bir diyalog varken neden insanlar bu önce kaba yolu seçerler? Onu da bilmek mümkün değil. Yani siyaset bu. Bunu şu sözüyle de anlayabiliriz Erdoğan'ın. Onu da New York'ta söylediğimiz, belki bilmiyorsanız hatırlatayım ben sizlere. Söylenen söz Birleşmiş Milletler için New York'a gitmişti. Bu sözü ben aldım ve zaman zaman da hatırlatacağım sizlere. Çok enteresan bir söz bu. Aslında politikacıların nasıl olduğunu anlatan bir söz. Bakın, hiçbir siyasetçi attığı adımdan sonra ben yanlış yaptım demez diyor. Bunu diyen AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bunu New York'ta söyledi. Bir daha tekrar edeyim ki aklınıza çakılı kalsın. Siyasetçinin kimliğini veya siyasetçinin nasıl olması gerektiğini aslında gösteriyor. Dünya da böyle aslında bakacak olursanız. Hiçbir siyasetçi attığı adımdan sonra ben yanlış adım attım demez. İşte bir İsrail politikası. Önce ilişkiler, elçilik gönderiyor. Erdoğan dedi mi ya ben yanlış adım atmışım arkadaş kusura bakmayın. Hayır. Veya FETÖ olayı. Yani yıllarca desteklendi. Yıllar kola kardeş denildi, gidildi. Ya özledik sizi dedi, hasret bitsin dendi. Ama daha sonra baktığımızda 15 Temmuz gerçekleşti. Türkiye uçurumun eşiğinden dönüldü. Erdoğan dedi mi ya arkadaş ben yanlış yapmışım, kusura bakmayın demedi. Suudi Arabistan meselesinde böyle, Suriye meselesinde böyle, Rusya meselesinde böyle, uçak olayında biliyorsunuz, Birleşik Arap Emirlikleri olayında böyle, size hangi olayı vereyim? Tarım politikasında böyle, hayvancılık politikasında böyle içerecek olursak. Yani hiçbir zaman siyasetçilerden, Erdoğan da dahil, diğerleri de dahil, ben yanlış yaptım attığım adımdan dolayı bu duruma geldik sözünü duyamıyoruz, duyamayacağımız da. Ama tabii ki gönül ister ki ya arkadaş yanlış yaptın, yanlışını kabul et ya diyebilmeli. Bunu önümüzdeki yılda görür müyüz? Vallahi görür müyüz, görmez miyiz bilmiyorum ama çok zor geliyor.